Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün uzman doktor Selda Geçer bizimle beraber. Selda Hanım artık hepiniz yakından tanıyorsunuz. Dahiliye uzmanı kendisi. Bugün obeziteyi ve alerjiyi konuşacağız kendisiyle. Çağımızın hastalığı obezite gerçekten çok önemli. Hemen hemen herkesin bilmesi gereken beslenme düzeni var. Hoş geldiniz Selda Hanım öncelikle. Ramazan boyu biz görüşemedik. Evet. Ayşegül'deydiniz siz ama yine Konte TV ekranlarındaydınız. Evet. İzleyicilerimizle beraberdiniz ama biz görüşemedik. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz elhamdülillah. Merkezimizde çalışıyoruz, mutluyuz. Evet, ben de hemen ona gelecektim zaten. Çalışma hayatına başladınız. Evet, artık bebekler büyüdü. Onlar biraz sizin kontrolünüzün dışında artık okula falan oldular. Gitmeye başladı. Çok güzel. Sağlıklı olsunlar inşallah. İnşallah. Bir merkezde çalışma yaşamınızın olacağını zaten daha önce bahsetmiştiniz. Evet, neredeydi, hangi merkezde o? Bizim Konya'da Mizmer Sağlık ve Psikolojik Danışmanlığımız var. Ankara İstanbul merkezinden sonra Konya'da 3. merkezimiz açıldı. Oo, çok güzel. Psikologlarımızla birlikte ve ben sağlık danışmanlığıyla Konya halkına hizmet etmeye başladık inşallah. Harika, harika. Çok güzel inşallah. İzleyicilerimiz de size daha rahat ulaşacaklar. Tabii artık merkezimizde bizi ziyaret edebilirler ve danışmak istekleri her konuda yardımcı olabiliriz. Harika. Peki konumuza gelince obezite nedir Selda? Obezite zaten çok sık dillendirilen, artık herkesin hakkında konuşabileceği bir hastalık aslında. Daha doğrusu dünyadaki çok fazla yayıldı. Çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü'nün sıraladığı önemli hastalıklar listesinde ilk onun içerisine giren bir durum. Ama hani nedir diye sorduğumuzda normalde aşırı kilo kalori alımının harcanmamasına bağlı vücutta fazladan ve anormal yerlerde yağ birikimi demek. Yani vücutta istenmeyen yağların birikmesi demek. Tabii istenmeyen yağlar biriktiği zaman o yağlar boş durmuyorlar. Ve bir takım hormonal ve kimyasal madde salgılıyorlar ve hastalıklara sebep oluyorlar. Evet. O yüzden biz obeziteyi aslında bir sürü hastalığın anası da diyebiliriz. Oradan başlıyor her şey. Dolayısıyla önlenmesi gereken, yani önüne geçilmesi gereken. Yani sadece şişmanlık değil obezite. Hayır, sadece bir görüntü problemi değil. Tamamen bir sürü hastalığa yol açabilecek ciddi anlamda sıkıntılı bir durum aslında. O yüzden ilk 10 zararlı hastalıklardan, durumlardan ilk 10 içine girmeyi başardı. Ve sıkça da artık dünya nüfusunun çok önemli bir bölümü, yaklaşık 2 milyara yakınının aşırı kilolu. Bunun da 600-700 milyarının obez olduğu biliniyor. Sıkıntılı bir durum, evet. Peki insanlar boyuna göre mi kilosunu ayarlayacak? Yani ne kadar, obezite, kaç kilodan sonrasını obezite diyebiliriz? Tabii. Şimdi, obezitenin tanımlanması da önemli tabii. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre biz vücut kitle indeksi denen basit bir hesaplamayla bunu hesaplayabiliyoruz aslında. Vücut kitle indeksini herkes yapabilir kendisi zaten. Normalde ağırlığının, kilosunun, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanan bir formülle tespit ediliyor. Normalde 30'un üzerine geçtiğinde artık biz aşırı kilolu, 35'in üzerine obez, 40'ın üzerine daha obez sıralamayla gidiyor. İşte 50 ve 60 diye de gidebiliyor, süper süper obez diye. Evet. Ama normalde bu formüle göre biz kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüzde eğer 18,5'un altında çıkıyorsa biz zayıfız demektir. 18,5 ile 24,9'un arasında çıkıyorsa normal kiloluyuz demektir. Evet. 24,9 ile işte 30 arasında çıktığında aşırı kiloluyuz. Yani 25'i geçtiğinde bu vücut kitle indeksi artık kilo başlamış demektir. Evet. İşte 30'un üzeri obez, 40'ın üzeri aşırı obez diye gidiyor. Bu kolay aslında, hesaplayabilir. Herkes kilosunu biliyorsa boyunun karesine bölerek obezite derecesini belirleyebilir. Kilosu evet. Sağlıklı mı değil mi bulabilir ama bunun yanında daha kolay başka bir hani ölçü yöntemi bel çevresi ölçümü de bize bir kriter olarak yol gösterebiliyor. Örneğin erkeklerde bel çevresi ölçümü tam göbek üzerinden, göbek deliği üzerinden ölçtüklerinde mezurayla 94'ü geçtiyse artık dikkat et, 102'yi geçtiyse risklisiniz demektir. Kadınlarda da 80'i geçiyorsa bel çevresi aman risklisiniz ama 88'i geçiyorsa artık siz obeziteye doğru yol almışsınız demektir. Buna dikkat etmek lazım. 80'i geçerse artık başladı risk ama 88'in üstü artık
artık hastalık başlamış demektir. Eyvah, eyvah, eyvah. Dikkat etmek gerekiyor. Bu önemli. Daha kolay bir hani ölçü yöntemi. Evet, bence de. Ama herkes evinde mezro vardır. Mezroyla ölçebilirler. Ölçebilirler bel çevresini. Ama kilolarını da boylarının karesine bölerek de vücut kitle indekslerini tespit edebilirler. 25'i geçiyorsa artık dikkat, ama 30'u geçiyorsa obezite yol almış demektir. Evet sevgili izleyenler, sorularınızı WhatsApp'tan alabiliriz. Sormak isteyenler olursa izleyicilerimizden. Obezite, hele hele kilo sorunu herkese, Konyalı hanımlarda da çok var hocam. Bu herhalde Konya yemeklerinin biraz böyle yağlı, işte çok bol etli falan olmasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum aslında ama. Aslında evet, obezitenin sebepleri arasında yeme miktarı ve şekli önemli. Daha da çok önemli olan alınan kalorinin harcanamaması. Evet, ve hareketsizlik kalmak, önemli. Ayrıca beslenmenin yanlış olması. Biz merkezimizde de tedavi planlarken danışanlarımıza kişinin yaşına, cinsiyetine, mevcut hastalıklarına, kan grubuna ve mizacına uygun beslenme düzenleyerek tedavilerini planlıyoruz. Böylece sağlıklı yaşam tarzını planlamış oluyoruz. Evet. Obezitedeki en önemli problemlerden bir tanesi sağlıklı yaşam tarzının olmaması. Yani beslenmenin yanlış olması, hareket düzeyinin yetersiz olması, uykunun bozuk olması ve stres düzeyinin yüksek olması. Evet. Bu dördünün yüksek olması obeziteye zaten kapı açıyor. Evet, evet. Stres hayatımızdan hiç eksik olmayan bir şey, dönem. Obezitenin nedenleri nelerdir peki? Sadece yemek midir? Sadece yemek değil. Az önce de bahsettiğim gibi yanlış şeyleri yanlış zamanda yemek ya da doğru şeyi yanlış zamanda yemek. Kendimize, yapımıza, mizacımıza, kan grubumuza ters beslenmek diyelim. Yanlış, düzensiz ve dengesiz beslenirsek obez oluruz. Bu önemli. Hareket düzeyimiz az olursa obez oluruz. Uykumuz düzensizse obez olabiliriz. Uyku düzensizliği çok önemli de çünkü yol açıyor mu? Tabii ki. Bu düzenli uykuda salınması gereken bir takım hormonlar var. Hı hı. En önemlilerden bir tanesi de melatonindir. Evet. Onun da vücudumuzda çok önemli görevleri var. Birlikte serotoninle birlikte, büyüme hormonuyla birlikte. Eğer düzensiz uyuyor isek, bu hormonların salınımı bizim için hani yetersiz kalacağı için başka sorunlara sebep olabiliyor. Evet. Dolayısıyla uyku düzeni de obezitede kilo alımında çok önemli. Artı dediğimiz gibi hareketin az olması ve stres düzeyinin yüksek olması. Stres tabii ki herkesin hayatında olacak bir şey ama bunun yönetilmesi çok önemli. Evet, stresi doğru düzgün yönetebilirsek, evet işte bizim merkezimiz o konuda da önemli. Psikologlarımız stresin yönetimi konusunda çok danışanlarımıza danışanlarımıza yardımcı oluyorlar. Ayrıca kullandığımız biyorezonans cihazıyla da stres düzeyini azaltıcı programlarla tedavi planlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir kombine düzenleme ile obezitenin önüne geçebiliyoruz. Çok bunlar düzeltildiğinde alınan fazla kilolardan kurtulabiliyoruz ya da kilo almanın önüne geçebiliyoruz. Harika. Obezite nasıl tanımlanır peki? Normalde biz dediğimiz gibi kişi erkeklerde ve kadınlarda bu vücut kitle indeksinin yapılması gerekiyor öncelikle. Vücut yağ oranı da çok önemli. Body mass indeksi ya da vücut kitle indeksi diyoruz Türkçe olarak. Biraz önce bahsettiğim formülle ağırlığımızı boyumuzun karesine bölerek çıkabiliyor ve 25'in üstünde çıkıyorsa bu değer artık biz kilo almaya başlamışız demektir. 30'un üzerinde çıkıyorsa da artık obeziz demektir. Ve bel çevremizin ölçüsü dediğim gibi erkeklerde 102'nin, kadınlarda 80'in üzerine geçtiyse obezsinizler demektir. Erkeklerde ne kadar demiştiniz? 102'nin üzerindeyse artık obezite başlamıştır. Olmuş. Ve kadınlarda da 88. Artı vücut yağ oranı da çok önemli. Erkeklerde vücuttaki yağ oranı 25'in, kadınlarda da %30'un üzerine çıkıyorsa vücut yağlanması obezite başlamış demektir. Obeziteyi biz aslında tip olarak ikiye ayırıyoruz. Bu elma tipi ve armut tipi diye ayırabiliyoruz. Elma tipi obezitede daha çok yağlanma göbek çevresinde oluyor. Armut tipinde de kalça ve basenlerde oluyor. Bunlardan tehlikeli olan aslında genelde kadınlarda oluyor. Tehlikeli olan göbek çevresinde biriken yağlanma. Yani bir sürü hastalığa sebep, daha tehlikeli. O bölgede yağlanmanın olması bir sürü kalp hastalığına, şeker hastalığına, tansiyona, bir sürü başka problemlere sebep olabiliyor. Evet. Dolayısıyla obezite sadece bir şekil bozukluğu olarak değil de hastalıklara yol açan önemli bir problem. Aynen. Bir sürü şekerdir, diyabettir, işte tansiyondur, kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bir takım kanserler, meme gibi, prostat gibi, kolon gibi, bu kanserlerin de astım gibi, depresyon gibi hepsinin önemli sebeplerinden bir tanesi aslında. Hareketleri de kısıtladığı için. Kesinlikle. Daha bu sefer romatizmal eklem problemleri. Evet. Zaten obez oldukça
hareket kısıtlanıyor, beslenme daha da bozuluyor, psikoloji bozuluyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Hatta eklem sorunları da tabii ki, tabii ki. Dizlere ve eklemlere binen yük çok arttığı için kişide başka problemler de ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani yaşam kalitesini tamamen bozan bir durum. Evet. Çok yani önemli. En güzeli olmamaya çalışmak. Olduysak da bir an önce tedavisine bakılması gerekiyor. Evet. Obezite tedavi edilebilir mi peki? Evet. Güzel. Obezite evet, her hastalık gibi tedavi edilebilen bir durum. Hani umudunu kesmiş, artık böyle 150, 170, 180 kilo olan, 200 kilo olan insanları görüyoruz bazen. Tabii ki onlar aşırı obezler. Yürümekte zorluk çekiyor. Artık nasıl diyeyim, hastalık derecesinde hareket hiç tabii yok. Morbid obezlere biz zaten hastalıklı şişmanlık diyoruz. Ve değil bütün mi? Sistemi bozuyor. Bütün hastalıklara yol açtığı gibi yaşam kalitesini bozuyor. Kişi kendi hiçbir şeyini kendi yapamayabiliyor. Hareketi evet. Düzensiz olduğu için yemeğine hep şey mutlaka bir yardıma muhtaç hale geliyor. Yaşam kalitesi bozuyor. Hatta yatağa bağımlı hale gelen aşırı evet. Morbid obezler de var biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hem kendisinin hem çevresinin de yaşam kalitesini bozmuş oluyor. Ameliyatsız onların da zayıflama şansı öyle. Var mı? Tabii obezite tedavi edilen bir durum. Obezite sadece dediğim gibi beslenmeli değil. Bir takım hastalıklara, bu tiroid problemlerine, bir takım böbrek üstü bezlerin bozukluğuna bağlı, sebeplere bağlı da olabiliyor. O yüzden obez olanların, obez olduğunu düşünenlerin mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Obezitelerinin sebebinin ortaya konması gerekiyor. Ve sebebe yönelik de tedavinin planlanması gerekiyor. Obezitenin tedavisinde tabii bir takım yöntemler var. Kullanılabiliyor. Ama biz hiçbir zaman için ilaçlı tedaviyi önermiyoruz. Beslenme düzeninin, sağlıklı yaşamın düzenlenmesi. Bazı önemli durumlarda bu vücut kitle indeksinin 35-40'ın üzerine çıktığı ve ciddi hastalıkların uyku apnesi gibi, ciddi kalp probleminin olduğu gibi durumlarda bazı cerrahi tedavi yöntemleri de var. Tabii ki mide tüp ameliyatları gibi, işte gastrik bypass gibi bariyatrik cerrahi deniyor. Obeziteyle ilgili cerrahi. Ama onun önemli şartları var. Yani her obez hasta cerrahi tedaviye gitmeli mi? Hayır. Mutlaka bunu doktorların karar vermesi gerekiyor. Ve gerçekten de ciddi endikasyonun olması gerekiyor. O operasyonlarında tabii bir takım sıkıntıları olabiliyor. O yüzden doğru kişiye doğru tedaviyle tedavisi olabilen ve kurtulunabilen bir durum obezite aslında. Evet. O kadar çok hazır yiyecekler tabii. Kullanıyoruz ki artık hayatımızda. Beslenmede yaptığımız önemli hatalardan bir tanesi hazır ve katkılı yiyeceklerin tüketilmesi, zamansız tüketilmesi, özellikle karbonhidrat ve tatlı ağırlıklı beslenilmesi, hazır bu asitli içeceklerin, kolalı içeceklerin fazla kullanılması, işte dediğimiz gibi yaşam tarzı, hareketsizlik. Beslenmede en büyük yapılan hatalardan bir tanesi hani harcayacağımızdan fazla yenmesi. Herkesin evet. Metabolizması farklıdır. Her kişinin metabolizması farklı doğru. Olduğu için beslenme düzeni de farklı olmalıdır. Hı. Ağır bir işte çalışan bir işçinin beslenmesiyle masa başı oturan bir memurun beslenmesi aynı olmaz. Hı. Dolayısıyla kişinin harcadığı enerjiye yönelik kalori alımının planlanması gerekiyor. Dolayısıyla doğru planlandığında metabolizma kişinin dediğim gibi yaşı, cinsiyeti, mesleği, hastalıkları her şeyi etkiliyor. Sağlıklı yaşam tarzı o yüzden kişiye özel olmalı. Hı hı. Kişinin her kişiye özel planlanmalı. Bu bir diyet olmamalı. Çünkü diyetin bir kısıtlaması vardır. Ömür boyu diyet yapamazsınız. Evet. Ama kilo verdiğinizde bunun kalıcı olması için gerçekten kişiye özel sağlıklı yaşam tarzının planlanması gerekiyor. Neyi yiyip ne yiyemeyeceğini kişi bilmeli. Yani yapısına uygun. Tabii cinsine, yaşına, hastalığına, kan grubuna ve mizacına uygun beslenmeyi öğrenirsek ki bizim merkezimizde biz bunu yapıyoruz. Gelen herkes kan grubuna göre beslenmesini, mizacına göre beslenmesini öğrenip gidiyor zaten. Çok ve yaşamın geri kalanında da bunu uyguladığında hem hasta olmuyor hem de hastalıkların tedavisi kolaylaşmış oluyor. İnsanların kafasında şöyle bir soru işareti oluşmasını engellemek istiyorum ben. Hani normalde diyet yaparken diyetisyene gittiğimizde belirli kurallar vardır ya, şunu mutlaka yiyeceksin, şunu yemeyeceksin gibi. Yani insanlar o kuralların içerisindekileri çok pahalıya mal olduğunu, alamayacaklarını, onu yiyemeyeceklerini, o yüzden de bu diyeti uygulayamayacaklarını düşünüp çoğunlukla diyetisyene ya da o konuda hekime gitmekten kaçınıyorlar. Bize ya da devam ettiremiyorlar. Gücüm yok, alacak gücüm yok diye. Ve devam etmiyorlar başlasalar bile. Peki bu sağlıklı beslenmede herkesin kesesine uyabilecek, tabii herkesin ki. Evinde bulunabilecek tarzda
yiyecekler tabii ki, mi tabii ki, bunlar? Tabii ki kesinlikle. Yani biz kişiye özel beslenmeyi düzenlerken dediğim gibi hem yaşına göre hem cinsine göre hem ekonomik durumuna göre mevcut hastalıklarına göre kan grubuna göre tabii ki. Yani kalkıp da hiç bulamayacak bir yiyeceğini artık sen bunu yemelisin diyerek onu zorlamanın bir anlamı yok. Çünkü sürdürebileceği beslenme tarzı evet. olmalı. Belki birkaç ay yapıp deneyebilir ama devamını getiremiyorsa o kişi için doğru bir beslenme tarzı değildir zaten. Aynen. Kişinin sosyoekonomik düzeyine göre de besinleri de yer değiştirme olabiliyor. Onu süper. Ayarlamak lazım. Çünkü kalkıp da hani avokado önerdiğimiz bir beslenme tipinde onu alamayacak ya da durumu olmayacak kişiye siz hep bunu yemelisiniz demenin bir anlamı yok zaten. Ya çünkü da her besinin bir değişimi ayda var. Ayda bir kere bile yarım kilo et, kırmızı et alamayacak bir aileye. Tabii düzenli olarak bir haftada iki kez kırmızı et ye demek çok zor. Onun yerine biz yapamaz. İşte besin değişimi yapabiliyoruz. Kişinin ekonomik durumu, sosyoekonomik düzeyi uygunsa ona göre beslenme tarzı. O yüzden harika. Kişinin önce kendi günlük beslenme planını öğreniyoruz. Ne yiyorsunuz, nasıl yiyorsunuz, ne zamanlar yiyorsunuz, nasıl besleniyorsunuz. Çünkü biz diyoruz ki 9'dan sonra yemeyiz çünkü sindirilmiyor. Ama diyor ki ben saat 10'da geliyorum işten hocam ne yapayım? Evet. Ya bu çok önemli bir şey. Yani aynen kişinin öyle. İşine göre de dediğim gibi ayarlamak. Ona göre de ayarlamak her şeyi gerekiyor. O yüzden yani. Kişiye bunu özel açalım inşallah ama bir virgül koymamız gerekiyor. Tabii. Kısa bir ara sevgili izleyenler ondan sonra kalan yerden devam. Evet sevgili izleyenler, uzman doktor, dahiliye uzmanı Doktor Selda Geçer bizimle birlikte obeziteyi konuşuyoruz. Hemen hemen herkesin, her kesimin, her yaştaki insanların fazla kilodan şikayet ettiği ve hatta obezlere vardığı durumlar çok var son yıllarda. Bunu beslenmeyi biraz önce reklam öncesinde hemen konuşmuştuk. Beslenmenin çok pahalıya mal olacağı hani düzenlendiği zaman o düşünceyle insanlar hareket edip çoğunlukla doktora gitmekten kaçınıyor. Aşırı derecede olup da böyle artık hastalık haline gelmedikten sonra kolay kolay gitmiyorlar. Bu hem kesemize göre hem kan grubumuza göre hem sağlık problemlerimize göre beslenme düzenlediğinizi söylemişsiniz. Onu biraz açar mıyız izleyicilerimize? Tabii ki. Biz de kişi özel sağlıklı beslenme düzeninden bahsettiğimizde bunu kastediyoruz aslında. Merkezimizde yaptığımız da bu bizim. Gelen her kişi bizim için ayrı ve her kişinin yapısı ayrı, yaşam tarzı ayrı, mesleği farklı, sosyoekonomik düzeyi farklı ve kan grubu ve mizaç testleriyle tespit ettiğimiz mizacı da farklı. Çünkü beslenme ve mizaç gerçekten çok alakalı. Osmanlı tıbbında olan, Nebevi tıpta olan bir özellik bu tedavide kullanılmış, yüzyıllar boyunca kullanılmış bir şey mizaca göre beslenme. Evet. Dolayısıyla yine bunun tespiti da var değil mi? Evet, onlardan bize bir hediye. Artık geçmiş eskiye dönüş daha fazla başladığı için evet. hem alternatif tedavi yöntemleri olarak hem de bu tarz beslenme de mizaca uygun. Dolayısıyla merkezde biz kişinin mizaç testini yaptıktan sonra kan grubu tayini bir takım testlerini yapıldıktan sonra her şeyine özel yani çalışma saatlerine göre bile özel beslenme yiyebileceği alabileceği gıdalara uygun. Çünkü herkesin alabileceği sosyoekonomik düzey aynı değil. Evet, aslında düşünüldüğünde sağlıklı beslenme sağlıksız beslenmeye göre çok daha ucuz ya da sağlıklı yaşam tarzının düzenlenmesi düzenlenmemiş haline göre çok daha ucuz. Değil çünkü mi? Evet. Öbür türlü beslendiğinizde hem hasta oluyorsunuz hem hastalıkların tedavisi için çok para harcıyorsunuz. Hem çektiğiniz eziyet yanınıza kalıyor bir aynen sürü. Öyle. Ama sağlıklı beslenmeyi öğrenmek hem daha kolay hem daha ucuz daha aslında. Ucuz. Daha çok ucuz. Çok güzel. Dolayısıyla kişiye özel, kişinin her özel kendine özel durumuna göre planlama yapmak mümkün. Çünkü çalışma saatleri farklı oluyor, alım düzeyi farklı oluyor. Ona uygun besin değişimiyle kişinin alabileceği besinlerle sağlıklı beslenmesi düzenlenebiliyor. Bu mümkün. Çünkü çok güzel.
daha çok sağlıksız besinlere daha çok para harcanıyor aslında. Hem zarar görülüyor hem de daha fazla para veriliyor. Hem de kişinin kendi evde bir takım gıdalarını yapması, yoğurdunu, turşusunu, peynirini kendin evde yapması hem daha ucuza mal oluyor hem de çok daha sağlıklı oluyor. Sağlıklı hem de eğlenceli oluyor. Çünkü kişi biraz kendine vakit ayırmış oluyor. Aynen. Bir şeyler üretmek insanları mutlu ediyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu tarz bir yaşam tarzı alışıldıktan ve uygulandıktan sonra çok daha mutlu ediyor insanları. Her açıdan mutlu ediyor. Hem evet. bedenen mutlu ediyor hem ruhen mutlu ediyor. Aynen. Ama ilk adımı atıp kendine özel bu yaşam tarzını öğrenmeyi istemeli aslında. Aynen. İstedikten sonra gerisi çok daha kolay oluyor. Zannedildiğinin aksine pahalı değil, oldukça da ucuz bir yaşam tarzı oluyor. Evet, çok fazla para harcamadan da sağlıklı beslenebiliyorlar yani. Kesinlikle. Beslenme nasıl olmalıdır? Normal, hiçbir şikayeti yok. Diyelim. Normal herhangi bir hastalığı olmayan o zaman Hı-hı. genel anlamda bahsedeyim. Bir takım kronik hastalıkları ve ilaç kullananları haricinde bahsediyorum. Çünkü onlara özel ayrı doktorların önünde bir yöntem var. Ama normalde biz sağlıklı bir kişi geldiğinde ben nasıl beslenmeliyim dediğinde yine kişinin yaşı, cinsi ve mesleğiyle alakalı düzenleme yapıyoruz. Ama bir de genel kurallar var. En önemli kurallardan bir tanesi doğru besin seçimi. Bu dediğim gibi yine kan grubu mizaca göre değişiyor ama doğru besinlerin doğru şekilde kullanılması ve doğru zamanda kullanılması çok önemli. Evet. Yemek saatleri çok önemli. Biz özellikle kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin düzenli yapılmasını, özellikle kahvaltı ve akşam yemeğine önem veriyoruz. Hı-hı. Ve öğünler arasındaki sürenin 4 saatten kısa olmaması gerekiyor. Benim bahsettiğim dediğim gibi herhangi bir hastalığı olmayan sağlık evet, kişileri için bahsediyorum. Özel durumlu olan hastalarımız Hı-hı. farklı tabii. Tabii. 4-5 saati bulmalı çünkü daha önce de bahsettiğim gibi tokluk hormonu dediğimiz leptin 4 saatten sonra salınmaya başlıyor. Dolayısıyla arada bir şey yediğimizde ve insülin salındığında leptin salınmıyor. Leptin aynı zamanda yağları yakan hormondur. Kilo almamızı önleyen hormondur. Dolayısıyla bu süreye dikkat etmek gerekiyor. Evet. Suyun içim zamanına dikkat etmek gerekiyor sindirimin doğru olması için. Yemeklerden ya 1 saat yarım saat önce yemekten ya da 1,5-2 saat sonra yemekle birlikte su içimini önermiyoruz. Hocam, sindirimi bozduğu için. Biz bunları bilmiyorduk önceden ama sonralardan. Yani aslında şikayet oluyordu da niye olduğunu bilmiyorduk. Şimdi yemekle birlikte su içenler hep genelde şişkinlik, gaz şikayeti derler ama bunun niye olduğunu bilmezler. Yiyeceklere evet. bağlayabiliyorlar bazen. Hı-hı. Ama yiyeceklerin yanlış şekilde yanlış yenmesi ya da suyun yanlış içilmesiyle alakalı olabiliyor bu. Ben su içmeden yemek yiyemiyorum mesela. Sindirim daha zora giriyor suyla birlikte. O yüzden yemekten 1,5-2 saat sonra içilmesi daha önemli. Az yenilmesi çok önemli sağlıklı yaşamda. Çok fazla yemeği önermiyoruz. Evet. Az ve sade yani çok karışık yememiz de sindirimi bozduğu için sağlık için sıkıntılı. Peygamber Efendimiz evet, nebevi beslenme. Doymadan evet. kalkarmış. Mümkünse, aslında onları evet. örnek alsak hiçbir sorumuz kalmayacak. İki öğün yeterli aslında. Yani doğru sabah sağlıklı beslenenler için sabah ve akşam öğünleri yeterli. Vücut dengeyi sağlıyor zaten. Bir de yapılabilirse haftanın 2 günü en az 1 günü oruçlu geçirilmesini öneriyoruz. Oruç tutamayanların açlık yapmasını öneriyoruz. Bunları biz tarif ediyoruz nasıl yapılacağını zaten. Hı hı. Bu çok önemli beslenmede. Beslenmenin saati çok önemli. Akşam 9'dan sonra bir şey yenilmemesini öneriyoruz. Sindirimin zor olduğu için ona dikkat evet. etmeleri gerekiyor. Yedikleri besinlerin pişirilme tarzına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle kızartmaları kesinlikle önermiyoruz. En sağlıklı yağ olan tereyağı ve zeytinyağı bile kızartmada trans yağ döndüğü için kanserojen olabiliyor. Yemek pişme tarzı Hocam, çok önemli. Hocam yaz dönemi yaz mevsimi tam kızartmaların yapılacağı zaman. Fırın yemeklerini öneriyoruz. Yani aynı şeyi fırında çok daha güzel yapabilirsiniz. Hem daha az bir yağ ile hem kızartılmadığı için yağ zararlı hale gelmemiş oluyor. Baharatlarla daha lezzetlendirebiliriz. Evet. Yemek pişme şekli çok önemli. Yani özellikle soğanın, salçanın yağ ile kavrulduğu bir sistem sağlıklı bir sistem değil. Evet. Yağlar yandığı zaman dediğim gibi tamamen kanserojen olan trans yağ döndüğü için hastalıkların zaten sebeplerinden olmuş oluyor. Buna dikkat etmek evet. gerekiyor. Hazır ve katkılı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Evet, çünkü o hastalıkların paketlenmiş gıdalar bir kere hayatımıza çok katkı maddesi var içerisinde. Ona dikkat etmek gerekiyor. Asitli gazlı içeceklerin içilmemesine dikkat etmek gerekiyor. Bunlar önemli. Normalde onun dışında içeceğimiz çok daha sağlıklı içeceklerimiz var. Suyumuz evet, var, ayranımız var. Olmaz mı? Onlara dikkat etmek lazım. Bitki çayları var doğru kullanıldığı zaman çok. Hı-hı. Bizi hani rahatlatacak içeceklerden bir dondurulmuş tanesi. Dondurulmuş gıdalar için ne diyorsunuz? Usulüne göre dondurulmuşsa besin değerlerini hani fazla kaybetmiyorlar ama 3 aydan sonra yine belli bir besin değeri kaybı olabiliyor. Bir de mevsiminde beslenme çok önemli.
yiyeceklerin mevsiminde yenmesi çok önemli. Mevsim dışı yenildiği zaman hem besin değerleri değişmiş oluyor hem de kullanılan ilaçlardan dolayı zararlı etkisi olabiliyor hormonal bitkiler için kullanılan ilaçlardan dolayı. Ona dikkat etmek gerekiyor. Peki yazdan kışlık şeylerimizi donduruyoruz. Onlar... Dondurma ya da kurutma yöntemi kullanılabilir. Ya, yani yazın bulduğumuz yiyecekleri kışın da yemek istiyorsak ya kurutarak değerlendirebiliriz. Ya dondurma yöntemini kullanabiliriz ya da sağlıklı şekilde konserve yöntemi denenebilir. Hmm. Ona da dikkat etmek gerekebiliyor. Hmm. Dolayısıyla mevsiminde yemek çok önemli sağlıklı beslenme. Önemli olan mevsiminde. Mevsiminde yemek gerekiyor. Evet. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi yemek pişirme tarzına dikkat etmek gerekiyor. Kullanılan yağlar çok önemli. Besinlerin doğru zamanda tüketilmesi çok önemli. Birlikte kullanım çok önemli. Evet. Yani iki farklı proteinin birlikte yenmesini önermiyoruz. Etle yoğurt gibi düşünün. Daha çok et yemekleriyle salata ve sebze yemekleriyle yoğurt yenmesi gibi. Bu tarz kombinasyonları da doğru yapmak çok önemli oluyor. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Beslenmenin yanında hareketimizi çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Hı hı. Yani haftalık 3-4 gün 45-60 dakikalık yürüyüşler en kolay yapılabilecek spor olduğu için söyleyeyim yapılması gerekiyor. Uyku saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor sağlıklı bir yaşam tarzı için. 11 ile 3 arası melatonin en yüksek salındığı dönemdir. Mümkünse 11'den sonraya kalmamak gerekiyor. 11 ile 3 arası 4-5 gibi yani ortalama erkeklerde 6 saat, kadınlarda 7 saat uyku. Tabii çocuklarda biraz daha fazla bu. Yeterli olabiliyor. 5 saatin altındaki uykular her zaman problem oluşturuyor. Çünkü vücudun yenilendiği iki dönem var. Vücut hücreler kendilerini iki dönemde onarabiliyorlar. Bir tanesi uykuda, tadilat tamirat dönemi yapılıyor. Bir tanesi de oruçta. Dolayısıyla bu ikisine çok dikkat etmek gerekiyor. Ona dikkat etmek önemli. Bir de stresi dediğim gibi yönetmek önemli. Çünkü stres hormonları salındığı zaman vücuttaki diğer hormonların salınımında bozukluk oluştuğu için iştah artması olabiliyor. Bir takım problemler olabiliyor. Evet. Stresin yönetiminde oldukça önemli. Bu sağlıklı yaşam tarzı için dediğim gibi aslında 4 unsura dikkat etmek yeterli oluyor. Beslenmemize, uykumuza, hareket düzeyimize ve stres yönetimine dikkat etmek aslında stres yeterli. Stres yönetimini de ayrıca bir konuşalım inşallah. Evet. Bir program olur herhalde hocam. Evet, onu psikologlarımızla da gelip birlikte değerlendirebiliriz. Stres yönetimi gerçekten önemli. Stres hayatımızdan çıkarmak zor ama yönetimini öğrenmek kolay. Çıkarmak çok kolay olmayabilir çünkü yani yaşamın içerisinde var. İmkansız denilebilir çünkü her an hayatımızın her anında olabilir. Ama yönetilebiliyor. Yani en az stresten en az etkilenmeyi öğrendiğimiz zaman yaşam tarzı kalitemizi etkilemesinin önüne geçebiliyor stresin. Bunlarla birlikte sağlıklı yaşam tarzı mümkün aslında. Çok da zor değil, çok da pahalı değil. Doğru. Birazcık da aslında dinimizin emrettiklerini kulak veriyor olsak emrettiklerine. Yani az yemek, iyi çiğnemek. Aslında siz bunları anlatırken şey. Ben hep onlar böyle kafamın içinde döndü. Hakikaten ne kadar güzel. Aslında dinimizde vardır. Az yemek ömrü uzatır. İslamiyet'i tam yaşasak sizin bu söylediğiniz bütün sağlık hemen sorunları. Hemen hepsi içinde zaten. Yani hepsi içinde gerçekten öyle. Allah hepimize tam anlamıyla yaşamak nasip etsin inşallah. İnşallah. Obezite olunca hangi hastalıktan kurtuluruz diye yazmışım. Yanlış mı yazmışım? Şöyle obezitede tedavi olduğumuzda hangi hastalıkların oluşmasının önüne geçebiliriz demek gerekebilir belki. Doğru. Şimdi obeziten sebep olduğu bir sürü hastalıktan bahsettim. Eğer obeziteden tedavi olursak bir şeker olma ihtimalimiz oldukça azalıyor. Tansiyon olma ihtimalimiz azalıyor. Kalp damar hastalıkları son derece azalıyor obezitenin tedavisinden sonra. Romatizmal hastalıklar azalıyor. Damarsal hastalıklar azalıyor. Bir takım bir sürü bu depresyon gibi strese bağlı baş ağrıları, migren gibi onlar son derece azalıyor. Sindirimle ilgili hastalıklar azalıyor. Şöyle baktığımızda aslında bir takım kanserler özellikle kolon kanseri gibi, meme ve prostat kanseri gibi kanserlerin görülme ihtimali azalıyor. Yani obeziteyi tedavi ettiğimizde sadece şekil olarak, görüntü olarak düzelmiyoruz. Bir sürü hastalıktan da kurtulmuş oluyoruz. Alerjik hastalıklar, astım gibi başka hastalıklar azalıyor. Daha doğrusu bir sürü hastalığın önüne geçmek istiyorsak eğer obezitemiz varsa kesinlikle uzmanıyla görüşüp tedavi olmamız gerekli. Hocam demiş selamünaleyküm. Eşim hem kilolu hem de bebek bekliyoruz. 5. aydayız. Nelere dikkat etmeliyiz? Oruç tutabilir mi demiş. Tabii bu hamilelik ayrı bir konu. Kadın doğum hekimiyle de görüşmesi gerekiyor. O kişiye özel değişir. Yani hamile oruç tutamaz ya da tutabilir söylemek için onun kendi hekimi olması lazım. Ama dahili hekim kiloluymuş olarak... Kiloluymuş kendisi aynı zamanda. Dahili hekim olarak şunu söyleyebilirim. Kendi kadın doğum hekimiyle görüşüp bir dahiliye uzmanıyla birlikte beslenmesini düzeltebilirlerse
kilo almasının, aşırı kilo almasının önüne geçilebilir ve daha sağlıklı bir hamilelik geçirebilir. Bunun için bu tarz bir görüşme yapması gerekiyor doktorun. Evet, doğum uzmanıyla, kadın doğum uzmanıyla birlikte dahiliye. Evet, dahiliye uzmanı. Hastaya özel, çünkü hastanın şu an çoğu özelliğini bilmiyoruz biz. Tabii ona ki, uygun tabii. Bir beslenme planıyla sağlıklı şekilde hamileliğini tamamlayabilir. Tamamlayabilir, evet. Peki obezite için son olarak söylemek istediğiniz, alerjiye geçeceğim çünkü. Mevsimsel alerjiler, evet. Hepimizin başının derdi. Bir de o aynı obezite gibi o da. Dert, evet. Obezite için son olarak toparlamak, söylemek istediğiniz şunu bir şey var. Şunu söyleyebilirim, obezite önlenebilen bir durum. Ta çocukluktan başlıyor. Eğer çocuklarımızın ileride hasta olmasını istemiyorsak, ye diye ısrar etmeyeceğiz değil mi bir kere? Kesinlikle. Çocuğumuzu sağlıklı beslenmeye alıştırmamız gerekiyor. İleride hasta ve obez bir erişkin olmasını istemiyorsak, ne olur çocuklarımızı doğru besleyelim. Bu çok önemli. Artık hepimiz ailece beslenmeye dikkat edelim. Çünkü önlenebilen bir şey. Aslında obezite kendi oluşturur. Tabii bir takım hastalıkları ekarte ediyorum. Yani bir takım hastalıklara bağlı obezite ayrı. Ben beslenme kaynaklı obeziteden bahsediyorum. Önüne geçilebilir. Ve onun önüne geçerek de bir sürü hastalığın önüne geçebiliriz. Bu elimizde. Sadece dediğim gibi doğru yaşam tarzını öğrenmek çok da zor değil. Bunu istesinler ve öğrensinler yeterli. Biraz önce verdiğiniz örnek çok hoşuma gitti. Yani mesela etli yemeği yanında salata, sebze yemeğinin yanında yoğurt. Sindirimi kolaylaştırmak için. Yani o dengeyi kurarsak hayatımızda değil mi? Bazı besinlerin birbirleriyle sindirimleri farklı, etkileşimleri farklı. Onu ayrı detaylı bir konu tabii bu. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani iki farklı proteinin birlikte tüketilmesi sindirimi zorlayacağı için yanlış bir beslenme türü olabiliyor. Bunu da biz hastalarımıza öğretiyoruz zaten. O zaman da kiloları alıyoruz. Sindirimi her şey kilo olarak dönüyor bize. Evet, peki hocam, bahar geldiği zaman, artık yaz geldi gerçi ama bu dönemlerde özellikle o kadar çok artıyor ki alerjin nedir, neden olur? Aslında tam mevsim geçişlerinde de sıkıntılı bir durum. Alerji, bizim biliyorsunuz bir bağışıklık sistemimiz var. Bağışıklık sistemimiz bizim burunla, solunum yollarıyla, ciltten, deriden aldığımız bir takım yabancı maddelere karşı vücudu savunmak için var. Ve oldukça gerekli. Çünkü düşüklüğünde birçok hastalık oluşabiliyor. Ama bazı durumlarda bağışıklık sistemimiz normal alınan şeylere de reaksiyon gösterebiliyor. Yani yabancı maddeler dışındaki şeylere de reaksiyon gösterebiliyor. İşte o zaman alerji dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Aslında alerjinin bir tolerans bozukluğu, bir de alerji boyutu var. Alerji dediğimizde ciddi hastalık olabiliyor. Tolerans bozukluğu da bir takım bulgular oluşturup ama hayati tehlike arz etmeyen durum. Özellikle gıda alerjileri için söylüyorum. Tabii tek alerji gıda ile olmuyor. Onlardan da bahsederiz. Tabii ki. Yani bizim bağışıklık sistemimizin reaksiyon vermemesi gereken durumlarda reaksiyon vermesi durumu denebilir alerji için kısaca. Evet. Bir sürü şeye karşı gelişebiliyor biliyorsunuz. Özellikle bu mevsimde polenlere karşı. Alerji gelişebiliyor. O çok sıkıntı olabiliyor. Bir takım hayvanlar, özellikle kedi köpeklere karşı alerjiler olabiliyor tüylerine karşı. Evet. Hatta bazen öyle bir ileri derecede oluyor ki kediyi görmüyor mesela. Görmese bile evet. Uzaktan bile görse ya da mutlaka hemen o burun akıntısı ihale etmiş oluyor. Tabii, alerjinin belirtilerinden de bahsedeceğiz ama dediğim gibi polenlere karşı, gıdalara karşı, kedi köpeğe karşı, latekse karşı, bir takım gıda, en çok da onlardan da bahsedeceğiz. Süt gibi, balık gibi bir takım onlar gıdalara karşı alerjiler olabiliyor. Küflere karşı alerjiler olabiliyor. Ev tozlarına karşı, akarlara karşı alerjiler olabiliyor. Yani ilaçlara karşı olabiliyor. Yani bu kişiye göre de değişiyor. Herkesin farklı bir reaksiyon verme tarzı var çünkü. Bir sürü şeye karşı alerji gelişebiliyor. Alerji geliştiğinde de belirtiler hemen hemen herkes bunu biliyor zaten. Hapşırmalar olabiliyor, burun akıntıları olabiliyor, burunda tıkanıklık olabiliyor, ciltte kızarıklıklar ve şişkinlikler olabiliyor. Nefesle ilgili problemler olabiliyor. İleri boyutta tıkanıklık da oluyor, boğaz şişmesi olabiliyor. Evet. Tabii boyutuna göre biz hayatı tehlike arz eden anafilaksi dediğimiz alerji türü ciddi acil bir durumdur. Dolayısıyla kesinlikle acil müdahale gerektirir. Peki onu nasıl ayrıştırabiliriz? O zaten anafilaktik durum son derece hızlı gelişen, ağız ve boğaz şişmesiyle, diş şişmesiyle seyreden, nefes darlığıyla seyreden ve müdahale edilmediğinde ölüme sonuç, Allah korusun. Ölümle sonuçlanabilen bir durumdur. O çok son derece sıkıntılı bir durum. Nadir görülmekle birlikte olabiliyor. Özellikle arı sokmalarında olabiliyor. Bir takım gıdalara karşı olabiliyor. Dolayısıyla bu önemli. Ama onun dışındaki hayati tehlike arz etmeyen alerjiler de hayat kalitesini oldukça bozabiliyor. Aynen.
Bu o derecede önemli çünkü. Ama dediğim gibi yani kişi kendisini alerjiden koruyabiliyor. Bununla ilgili bir sıkıntısı varsa hekimiyle görüşerek neye karşı alerjisi bazen bilinmeyebiliyor. Bir sıkıntısı oluyor, bir takım alerjik bulgular oluyor ama kişi neye karşı alerjisi olduğunu bilemeyebiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bununla ilgili bir sıkıntı alerjik olduğunu düşünüyorsa hekimiyle görüşerek neye bağlı olduğunu tespit edilmesi gerekiyor. Genelde benzer bulgular vermekle birlikte gıda alerjilerinde biraz farklı bulgular olabiliyor. İşte başka alerjilerde farklı bulgular olabiliyor. Evet. İlaç alerjisinde başka şeyler olabiliyor. Özellikle bu gıda alerjisi olduğunda hastalar gelir bize bazen derler karın ağrıları, bulantılar, kusmalar, ağız ve dil uyuşması. Bunun evet. gibi belirtiler bir gıda alerjisini bize gösterebilir. Evet. Tabi biraz ileri seviyede de olabiliyor. İşte o zaman acil müdahale gerekebiliyor. Evet. Ya da böcek ısırıklarıyla ilgili alerjiler bu mevsime yönelik. İşte böceğin ısırdığı yerde bir takım kızarıklık, şişlik, kaşıntılar olabiliyor. Hı-hı. Ve direkt sisteme geçtiğinde öksürük olabiliyor, hırıltılı solunum olabiliyor, nefes darlığı olabiliyor evet. bir ileri boyutunda. Kişiye özel değişiyor tabi bu ama Hı-hı. genel bulgular genelde böyle oluyor. Böyle. İlaçlar da farklı olabiliyor. Hani Hı-hı. reaksiyon verebiliyor. Ölümcül yan etkileri olan ilaçlar olabiliyor kişiye farklı Allah değişik olsun. Olarak. Evet. Ölümcül olmayıp ama ciddi hassasiyet oluşturabilen ilaçlar olabiliyor. Olabilir. Bunu kişi kendi zaten bir müddet sonra öğreniyor hangi gıdaya alerjisi olduğunu ya da bilemiyorsa testleri var. Onları da hani tayininde konuşuruz alerjide. Peki alerji tedavi edilebilir mi? Tabii ki. Eğer alerjen... Yani tamamen geçebilir mi? Şöyle bazen alerji dönem dönem geçebilir ama sonra yıllar sonra tekrarlayabilir. Eğer alerjinin nedeni tam olarak ortaya konursa ki yine alerjilerde de yine çok önemli bir sebep beslenmedir. Bağırsak sistemidir. Çünkü bizim bağışıklık sistemimizin %80-90'ı bağırsakta yerleşmiştir. Yanlış beslenmeler de alerjiye son derece hani sebep olabilir. Önemli etkenlerden bir tanesidir yanlış beslenme. Doğru. Ama alerjinin sebebi, nedeni neye bağlı olduğu ortaya konursa tedavisi elbette mümkün. İlaçlı tedavisi var, başka yöntemlerle tedavileri var ama tedavi edilen bir durum. Tekrarlayabiliyor ama tedavisi oldukça mümkün. Güzel. Onu duymak güzel. Tabii. Çok böyle mümkün. Aşırı derecede yani ütünün buharından bile bir dönem ben de öyle bir dönem geçirdim. Tabii toz, duman, koku, parfüm, ütünün deterjan. Ütünün buharı, yemeğin buharı onlar yapar. Bile hapşırmana sebep oluyor ve defalarca o kadar kuvvetli hapşırıyorsun ki göğsün artık böyle yırtılacakmış gibi oluyor. Tabii ki. Yani verilen reaksiyon kişiye göre değişiyor. İmmüglobulin E dediğimiz bir antikorumuz var. Ona bağlı reaksiyonlardır bunlar. Dolayısıyla her kişi de farklı seyredebiliyor. Evet. Kişinin alerjik olduğu duruma göre de değişebiliyor. Neye alerjisi varsa ona göre. Ha bir kişinin birkaç şeye birden alerjisi olabilir. Sadece gıda alerjisi olacak evet. diye bir şey yok. Polen Doğru. alerjisi de olabiliyor. Kedi köpek alerjisi de olabiliyor. Bazen çok aşırı alerjik bünyeler olabiliyor. Bu kişinin bir sürü şeyle alakalı. En önemlisi hatta doğum şekliyle bile alakalıdır. Sezaryenle doğan çocuklarda normal doğumlara göre alerji riski 3 kat artmıştır. Dolayısıyla her şey doğumdan başlayabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Ya. Her şeyle de alakalı olabiliyor. Ama tedavisi mümkün. Tanısı konduktan sonra doğru bir tedaviyle kurtulmak da mümkün. Çok biraz şükür. Zor ve uzun bir süreç olmakla evet. birlikte evet. mümkün. Evet. İlaç tedavisiyle mi tedavi oluyor? İlaç tedavileri de var. Bir takım antihistaminler kullanılabiliyor. Kortizonlar kullanılabiliyor. Ama alternatif yöntemler de var. Şimdi hani alerjide de hacamat kullanılabiliyor. Sülük kullanılabiliyor. Akupunktur Gerçekten kullanılabiliyor. Mi? Ve biyorezonans kullanılabiliyor. Çok ilginç ama. Biz merkezimizde biyorezonans alerji tedavisi de yapıyoruz zaten. Çok güzel. Ama kombine olarak hem yaşam tarzının değişikliğini yapıyoruz hem de cihazımızla destek tedavi verebiliyoruz. Sonuçta ilaçsız da tedavi olabilen alerjiler var. Tabi bu kişiye ve alerjinin çeşidine, şekline bağlı olarak değişiyor. Onu en güzel hekimi tayin evet, ediyor. Tabii. Alerjinin tanısında da dediğim gibi cilt testleri yapılabiliyor, kan testleri yapılabiliyor, gıda testleri yapılabiliyor. Hı hı. Bir takım testlerle alerjinin tipi tespit edilebiliyor. Tabii bazen bütün vücutta mesela kocaman kocaman kızarıklar ve kabarıklar falan Tabii oluşan ki, insanlar olabiliyor. Kesinlikle ki stres de ciddi anlamda bir alerji sebebidir. Öyle mi? Yani stres ürtükür denen bir durum da vardır. Sonuçta evet. stres yine burada devreye giriyor. En az beslenme kadar alerji de önemli. Stresin yönetimi burada da geliyor işin içine. Gerekiyor. Dolayısıyla alternatif tedavi yöntemleri de alerjide oldukça etkili. Çok güzel. Bu alternatif tedaviler epeyce artık yaygınlaştı. Bunun öncülüğünü yapanlardan bir tanesi de sizsiniz. Evet, ilaçların yan etkilerinden korunmak da önemli bu açıdan. Evet. Eğer imkan varsa ve alternatif tedaviyle tedavi olunabiliyorsa seçilmesi gereken odur diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki en basit, yani alerjisi yok, obezitesi yok.
hani biraz önce de bahsettik ya, sağlıklı aslında kendisi. Fakat alerji olmamak için, işte fazla evet. kilo almamak için onu bahsetmiştik zaten. En çok nelere dikkat etmeli izleyicilerimiz? Yine söylediğim gibi alerji de beslenmeyle çok alakalı. Bir sürü faktörle alakalı aslında. Evet. Dedim ta doğumdan geliyor yani. Sezaryen Hı-hı. doğum bile alerjiyi normal evet. doğuma göre 3 kat artırabiliyor. Çok şaşırdım ben. Tabii ki. Ve bu önemli bir şey. Ta çocuğumuzun doğumundan başlıyor. O yüzden mümkün mertebe sezaryen yerine imkan varsa normal doğumun tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Evet. Dolayısıyla annelerin hani normal doğum yapmaya gayret etmesi gerekiyor. İleride alerjik çocukları olmasını istemiyorlar. Hı hı. Yani çocukluktan beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde beslenme burada işin içine giriyor. Çünkü bağışıklık sistemimiz bağırsakta yerleşiyor %80-90'ı. Evet. Dolayısıyla beslenmemizi düzgün yaparsak, yine aynı şekilde hareket düzeyimiz düzgün ayarlanırsa ve varsa bir problemimiz diyelim toz, duman, koku, alerji, polen gibi ya da onlardan uzak durarak aslında alerji tedavi prensiplerinden en önemlisi alerjenden uzaklaşmaktır. Bunu Hı-hı. yapabiliyorsak gıda ise o gıdayı almamak gibi tedavi evet. edilene kadar işte toz dumansa uzak durmak gibi deterjan parfümse yani alerjenden uzak durmak da tedavinin önemli bir şey. Evet, tabii aşaması. Dolayısıyla uzak durmak gerekir. Özellikle kimyasal maddeler alerjiyi tetiklediği için o yüzden organik temizlik maddeleri kullanılması, bir evet. takım kimyasal temizlik maddelerinden uzak durulması gerekiyor. Hı-hı. Ya da illa da kullanılıyorsa mutlaka maske takılması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Beslenmeyi düzeltmek Yaşam lazım. Yaşam tarzımızı ona göre düzeltmek. Aynı şekilde strese dikkat etmek lazım. Uykumuzu düzenlemek lazım. Yani sağlıklı yaşam tarzında ne gerekiyorsa evet. yaparsak alerjiden o kadar az etkileniriz. Evet. Eğer alerjimiz varsa da mutlaka hekimimizle görüşüp tedavisi için gerekli basamakları uygulamak lazım. Alerjisi olanlar size başvurabilirler mi? Biz biyorezonans yöntemiyle evet yaşam tarzını düzenleyerek ve biyorezonans yöntemiyle alerjide önemli bir destek tedavi sunuyoruz. Süper. Gelirlerse görüşebiliriz. Yeriniz de çok kolaymış zaten. Meram evet. Binioğlu'da lastik durağına varmadan değil mi? Sağ evet. kolda. İstediğiniz zaman Selda Hanım'a ulaşabilirsiniz. Zaten arkadaşlarımız telefon numarasını verdiler. Geniş bilgi almak için Selda Hanım'ı arayıp oradan bilgilerinizi yani sorularınızı sorabilirsiniz. Danışabilirler. Biz danışma merkeziyiz. Evet, merkeze gelsinler. Tanışsınlar tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün yine bizimle ve izleyicilerimizle bilgilerinizi paylaştığınız için. Sağ ben olun, teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik maalesef. Güzel bir sohbetti. Selda Hanım'la da sohbet etmeyi çok seviyoruz. Çünkü çok şey öğreniyoruz kendisinden. Tekrar başka bir gün yine birlikte olmak dileğiyle. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.